Merhaba, ben Pilates eğitmeni Elçin Demirel. Bugün hamilelere özel iç bacak çalışıyoruz. İç bacaklarımızı güçlendiriyoruz. Buradaki sarkmayı önlüyoruz. Bu videoyu 0-9 ay arasında doktorunuz onay verdikten sonra egzersiz yapmanıza başlayabilirsiniz. Ama tabii ki her zaman söylüyorum, bölgesel hareketlere direkt başlamıyoruz. Daha öncesinde ayınıza göre egzersizlerle başlıyorsunuz ve sonrasında bölgesellere geçiyorsunuz. Bunu unutmayın ve bir hatırlatma da kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdi karnıma topu koyuyorum ben. İç bacakları, şöyle bacakları önce bir yanlara açalım. Burada dediğim gibi ihtiyacımız olan büyük top. Büyük topu kullanacağız. Şöyle bir sağa bir sola esnetelim bacaklarımızı, kalçamızı. Nefes alıyorum ortada. Al nefes, ver. Al, ver. Al, ver. Al nefes. Al. Burundan nefes alıp ağızdan veriyoruz nefesi. Nefes al. Bir sağ bir sol. Son kez. Şimdi olduğum yerde kalıyorum. Ayak parmak uçlarını dışa açtım tam olarak. Eller kasıkta. Nefes alıyorum, dik duruyorum. Nefes verirken aşağıya doğru. Tabi burada topa oturmuyorum. Top arkamda. Şöyle kenara bırakayım. Nefes aldım. Al nefes. Kalçayı aşağı iterken nefes veriyorum. İç bacaklar aktif burada. Hafif hafif uyaralım. Al nefes. Ver. Al. Ver. Son 3. 2. Son kez. Yavaşça kapattım. Şöyle bacaklarımızı bir sallayalım. Hamilelikte her zaman söylüyorum, hareketli olmak çok önemli. Ne çok abartıyoruz ne de çok aşağılarda kalıyoruz. Dengeliyoruz hem egzersiz hem de kısa yürüyüşlerle. Günlük egzersiz rutinimizi tamamlıyoruz. Bunu unutmayın lütfen. Bacakları saldım. Şimdi dizlerimi iki yana açıyorum. Nefes al, ver. Al, ver. Bu egzersizi özellikle 6-9 ayda yaptığınızda, yani son aylarınıza yakın, zaten kolaylıkla yaparsınız eğer 3-6 ayda başladıysanız. Bu hareketleri yaptığınızda göreceksiniz ki iç bacaklarınızdaki toparlanmayı, sarkmayı önleyeceğiz. Yani orada çok çabuk ince doku olduğu için hemen bırakıyor ve çok çabuk yağlanıyor ve birbirine sürtünme olabiliyor. Özellikle yaz aylarında hiç istemediğimiz bir durum. Pişik oluşabiliyor. Bunun önüne geçmek için böyle ufak ufak kendimizi zorlamadan bu hareketleri yapalım lütfen. Son kez. Haftada 2 gün bu videoyu yapabilirsiniz. Şimdi büyük topu bacaklarımın arasına aldım. Burada eller yanlarda. Kalçam sıkı. Şöyle ayağımı kaldırmadan parmak ucundayım. Bir sağ bir sol. Topuğumu kaldırıyorum sadece. Nefesle. Hafif içten sıkıştırıyorum. Hissedin. Hatta tutun elinizle iç bacakları. Burada göreceksiniz bir sertleşme. Nefes. Bir sağ bir sol. Sadece topuğumu kaldırıyorum. Ayağımı kaldırmıyorum şu anda. Kademe kademe geçeceğiz hareketlere. Hiç acelemiz yok. Başla ve sık. Omuzlarımı kulaklarıma değdirmiyorum. Omuzlarım gevşek. Kendimi rahat bırakıyorum. Üst bölgeye herhangi bir yüklenme yok. Nefesle bir sağ bir sol. Kalçamı sağa sola itmiyorum.
Son sağ, son sol. Şimdi ayak parmak uçlarımı biraz daha dışa gösterdim. Şimdi burada aşağı indiriyorum, nefes alıyorum. Kalçayı aşağı indirerek dizler iki yana açık. Öne itmiyorum asla. Dizlerimi iki yana açıyorum, nefes alıyorum. Nefes veriyorum, sıkıştırıyorum. Eğer topunuz küçükse şöyle bacaklarınızı biraz daha kapatarak yapabilirsiniz. Dizlerinizi iki yana açarak böylelikle top bacağınızın arasından kaçmaz. Sağa sola öne geriye oynamaz. Bacaklarınızda kalır. Nefes aldım. Verdim. Al nefes. Ver. Al. Ver kalçayı sık. Al. Al. Hissetmeye başlamışızdır şu anda. Hem kalça, hem kalçanın içinden, hem de bacakların iç kısmını. Nefes aldım. Al. Ver. Son 5. 4. 3. 2. Son kez. Ve oturup dinleniyoruz. Tabii hamilelikte egzersiz yaparken yarım saat ya da 40 dakika boyunca eğer yapıyorsanız kendinizi zorlamamanız gerekiyor. Aralarda mutlaka dinlenme verin. 1 dakikalık ya da 30 saniyelik hareketin şiddetine göre. Şimdi biraz iç bacakları yorduk. Şöyle kalçamızı bir sağa bir sola topun üstünde rahatlatalım. Son sağ, son sol. Güzel. Arada bu dinlenmeyi yapın. Belki ben yapmadığımda da zorlanırsanız veya yorulursanız mutlaka yapın. Dinlenin. Videoyu durdurabilirsiniz. Sonrasında tekrar devam ederiz. Evet, şimdi açtım bacakları. Top biraz daha önümde. Burada sol bacağımın iç kısmını yatırıyorum. Sağ. Dizimi büküyorum, sol dizimi. Sağ bacak topta. Sıkıştırıyorum topu. Elimle tutuyorum ki kaymasın diye. Nefes aldım. Sırtımı yine dik tutuyorum. Kamburumu bu şekilde çıkarmıyorum. Göğsüm yere paralel. Bacağını topa oturt. Nefes al. Ver. Al. Ver. Al. Ver. Emin olun bu videodan sonra kendinizi, özellikle bacaklarınızı çok iyi hissedeceksiniz. Bunun üzerine biraz dinlendikten sonra bir yürüyüş yaparsanız ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Nefes al. Bacağını topa itebildiğin kadar. Kendimizi iyi hissediyoruz şu anda. Herhalde bir zorlanma yoktur diye düşünüyorum. Son kez. Yine oturarak dinleniyorum. Evet. Şöyle kalçamız yine topun üstünde. Sağ sola. Süper. Şimdi topu iyice bacaklarımın arasında sıkıştırıyorum. Mümkün olduğu kadar sıkın. Bunu neden yapıyoruz? Çünkü top bizim için istenilen boyutta, ebatta, yani 65 santimse eğer topunuz, 65 santim gerginliğine şişirmeyin. O zaman bacak arasında tutmamız ya da topun üzerinde oturmamız mümkün değil. Hamilelikte özellikle söylüyorum, bunu da değinmeden geçemeyeceğim. Topu yumuşak kullanıyoruz. Bakın bacaklarımın arasında iyice sıkıştırdım. Herhangi bir sıkıntı yok. Top bacaklarımın arasında. O yüzden inik kullanın. 65 santimse 58-60 arasına ya da 55'e indirebilirsiniz. Çok daha rahat edersiniz.
Burada şimdi bir sağa bir sola yine. Bu sefer ayağımı kaldırıyorum. Top sıkı, bacaklarımın arasında, dizimin iç kısmında hissediyorum. Bu harekette dizinizin iç kısmını da hissedeceksiniz. Özellikle o bölgede yağlanıyor çünkü. Adımımı kaldırıyorum. Bir sağ, bir sol. Sıkıştır. Çok iyi. Bu videonun ardından tekrar iç bacak hareketi yapmayın. Bu videonun ardından biraz dinlenin ve yürüyüş. Her bacak egzersizinden sonra 3 video, 4 video peş peşe yapmak yerine bir video yapıp yürüyüş yapmak çok daha etkili. Bunu unutmayın lütfen. Nefesi hiç tutmuyoruz. Omuzlarımız rahat. Bir sağa, bir sola. Adımımı kaldırarak. Eğer zorlanıyorsanız yine parmak ucu yere dokunarak yapabilirsiniz. Amaç burada iç bacakları daha yoğun hissetmek. Eller yanlarda. Bir sağ, bir sol. Son kez bırakalım. Şöyle bacağımızın arasından alalım. Şöyle bacağını böyle bir salla, rahatla. Güzel. Ayakta yaptığımız hareketlerde yine unutmuyoruz. Bir hatırlatma daha. Ayakkabı kullanalım. Eğer halının üzerindeyseniz bir sıkıntı yok ama parkede yapıyorsanız mutlaka olsun. Şimdi yandan göstereceğim. Burada dik duruyorum. Topu bacağımın arasında yine sıkıştırabildiğim kadar sıkıştırdım. Nefes alıyorum. Kalçamı geriye doğru itiyorum topu sıkarken. Veriyorum. Al. Al. Yukarıda daha sıkı sıkıştırıyorum topu. Al. Ver. Nefes. Tüm bacağınızda hissedin topu. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, son. Güzel. Yine dinlenelim. Şöyle topu kenara bırakalım. Bacağımızı sallayalım. Böyle yavaştan yavaştan, etkili etkili böyle hareketler böyle gümbür gümbür geliyor. Hiç merak etmeyin. Bacağımızı sallayalım. Her egzersiz sonrası, her hareket sonrası bir dinlenme vermek 10-15 saniye çok iyi. Eğer buna ihtiyacınız varsa yine söylediğim gibi az önce 30 saniye, 1 dakika gibi topun üstüne oturarak da dinlenebilirsiniz. Güzel. Şimdi yine bacak arasında. Hep mi bacak arasında olacak? Evet. Şimdi biraz daha yukarı kaldırdım. Bacaklarımı hissedeceğim burada. Hızlı hızlı. Eğer topunuz çok büyükse hemen indirin. Havasını boşaltın, o şekilde yapın. Top yerine başka bir şey kullanamaz mıyız hocam diyorsanız, küçük topun yerine yastık evet kullanıyoruz ama büyük topun yerine hani büyük yastık olmaz çünkü o bir ağırlık oluyor bizim için. Zor olur. O yüzden büyük topu temin etmenizde fayda var. Zaten son aylarınızda mutlaka ihtiyacınız olacak. Artık ufaktan ufaktan almışsınızdır diye düşünüyorum. Almadıysanız da mutlaka alın. Doğum sonrası da çok çok işe yarıyor. Ben çalıştığım zaman bireysel birebir çalışmalarımda çok kullanıyoruz ve gerçekten çok etkili. Hem sırt için, hem karın için, hem bacaklar için çok çok etkili. O yüzden top evinizin bir köşesinde dursun. Hemen havasını indirin. Bacak arasında, havada top, sıkıştır. Hızlı. Burada kalçayı güzel hissediyoruz. Kalça sıkı. Geriye hiç bırakmıyorum. Şöyle yandan gösteriyorum.
Bugün topumuz büyük. O yüzden karnım böyle önde bir füze gibi oldu. Bazı insanlar diyor, aa karnındaki topmuş gördüm diye. Bu da ispatı herhalde. Yani hala anlamayan, bilmeyen varsa görmüş olurlar. Hani böyle gizli saklı bir şey de yok zaten. Bu top. Ben küçük topu karnıma koyuyorum. Sizlerle empati kurabilmek için. Başka herhangi bir amacım yok. Tabii ki. Bu arada iki çocuk annesiyim. Belki ilk kez videomu izliyorsunuz. Önünüze denk gelmiştir. İki çocuk annesiyim. Normal doğum yaptım. Ve bu doğumlarımı da daha önce de söylemiştim. Birinde pilates yapıp diğerinde yapmadığım için aradaki farkı da çok çok iyi biliyorum. Arada hatırlatma yapayım dedim. Ve bıraktım. Şimdi topu bırakıyorum. Oturuyorum topa. Bacaklarımı öne aldım. Şöyle bir kalçamı çeviriyorum. Uzun nefesler alıyorum. Tam tersi yöne. Bu videolar çok kısa diyen var, çok uzun da diyen var tabii ki ama kısa diyenlere, uzun diyenlere bir açıklama yapayım. 15 dakika gerçekten yeterli bir süre ya da 20 dakika egzersiz için. Sonrasında da hep yürüyüşleri tekrarladığım için yürüyüş yapın, devam edin, sırt çalışın. Mesela iç bacak çalıştınız, akşamına sırt ya da arkasından sırt egzersizi, kol egzersizi yapabilirsiniz. Bunlar gerçekten çok etkili. O yüzden bir anda iç bacağı yüklenip kasları yorup kasları eritmeyelim, yağ eritmek yerine. Onun için kısa egzersizler, etkili egzersizler, hareketler yapmak çok önemli. 15 dakika, 20 dakika, belki yarım saat. Gayet güzel. Bu bilgilendirmeler çok çok önemli. Tabii ki defalarca izliyorsunuz biliyorum. Defalarca dinlemek istemeyebilirsiniz. Ama ilk yaptığınız zaman mutlaka videoları izleyin sonuna kadar. Başından sonuna kadar yapın. Sonrasında ihtiyacınıza göre sesini kısabilirsiniz, müzik açabilirsiniz. Her şeyi yapabilirsiniz benimle beraber. Ama burada dikkat etmeniz gereken söylediklerime, nerede nefes alıp vermeniz gerektiği, bacağı ne kadar açmanız gerektiği gibi ayrıntılar çok önemli çünkü. Sadece hamilelikte değil, spor yaparken normal süreçte de önemli. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Nefes. Son. Şimdi bacaklarımı kapatıyorum. Egzersizimizin sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.